İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Kalbin hasta evladım. Müslüman, temiz bir genç, geldi Zünnun Mısri'ye. Rica etti, bana bir nasihat eyle diye. Buyurdu, sen Allah'ın çok aciz bir kulusun. Hiç günah işleme ki, sonra pişman olursun. Ölüm var, ahiret var, asilere azap var. Günahlardan el çek ki, şiddetlidir azaplar. Güvenme gençliğine ey yavrum, aman sakın. Kulluk eyle Allah'a, yettiğince takatın. Sen bugün çok ibadet yap ki yaradanına, belki ecel yakındır, çıkamazsın yarına. Hem de tam ihlas ile yap ki her ibadeti, ihlassız amellerin asla olmaz kıymeti. O genç dedi, efendim bilmem ki nedir hikmet, hiçbir ibadetimden almıyorum bir lezzet. Buyurdu ki, sebebi aşikardır bu halin. Bu, hasta olduğunu gösteriyor bu kalbin. Kalbin hastalığına şudur ki ilk işaret, yaptığı ibadetten alamaz tad ve lezzet. Hem de Hak Teâlâ'dan haya etmez o insan. Korkmadan hâlikına eder günah ve isyan. Kalbi hasta olanda bulunmaz hem de hikmet. O baktığı şeylerden alamaz ders ve ibret. Kâr etmez ona öğüt, dinlemez hiç kimseyi. Hep kendi bildiğine göre yapar her şeyi. Kurtulmak istiyorsan bu hastalık halinden, dikkat et lokmalara, ye yalnız helalinden. Kur'an tilavetiyle geçir çok vakitleri, ki Kur'an yumuşatır nice katı kalpleri. Allah adamlarının devam et sohbetine. Onların her bakışı şifadır kalp derdine. Büyük bir ganimet bil insanlara hizmeti. Bu yolda olanların hep böyledir adeti. O genç dedi, efendim söyleyin biraz daha. Buyurdu ki, evladım yalnız güven Allah'a. Aldırma insanların şu veya bu haline. Sen onları bırak da ihlasla dön Rabbine. Onlar seni övse de, zemmetmeseler de hiç, sana bundan ötürü gelmesin asla sevinç. Aksine kötüleyip yerseler de seni hep, kalbine bir üzüntü gelmesin bundan sebep. Sen sadece Allah de. Kurtulur Allah diyen, ondan yüz çevirenler felah bulmaz katiyen. Bir genç de kendisinden isteyince nasihat, buyurdu ki, evladım, nefsine verme fırsat. Zira nefsi emmaren kâfirdir senin şu an ve Allah'a düşmandır, sen de ona ol düşman. Onun hilelerine aldanma hiçbir işte. Yoksa pişman olursun ve yanarsın ateşte. Bu yolun büyükleri nefsine muhalefet yaparak Rablerine ulaştılar nihayet.
kötü arkadaştan da çok sakın ey evladım. O seni felakete götürür adım adım. Nefisten de fenadır zira kötü arkadaş. Cehenneme sürükler seni o yavaş yavaş. Gözünü iyi açıp hiç gelme ki gaflete, yoksa düçar olursun ebedi felakete. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Haris el-Muhasibi Hazretleri buyuruyorlar ki, günahlar gaflet getirir. Gaflet ise kalbin katılaşmasına sebep olur. Kalbin katılaşması insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştırır ve Allah-u Teala'dan uzaklık ise cehenneme götürür buyuruyor Haris el-Muhasibi rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler, buyurunuz. İyi günler, hayırlı cumalar. Teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Sizin de cumanız mübarek olsun. Buyurun. Sağ olun hocam. Hocam, benim iki tane sualim olacak size mümkünse. Dinliyoruz. Hocam, birinci sualim, Hakikat Yayınları'nın kitaplarını okumaya çalışıyoruz. Hakikat Kitabevi'nin. Hakikat Kitabevi'nin, aynen öyle. Genelde biz de karıştırıyoruz. Kusura bakmayın lütfen. Estağfurullah. Hocam, kitapları okuyoruz. Bir adet-i ebedi olsun, mektubat olsun, diğer kitaplar olsun okuyoruz. Fakat benim sormak istediğim şu hocam. Evliyaullah'ın ruhaniyetinden istifade edebilmek için ve ayrıyetten bu kitapları okurken yani ne kadarlık bir sürede günlük okumamız gerekiyor, program edebilmemiz gerekiyor ki ruhaniyetlerinden, Evliyaullah'ın ruhaniyetlerinden istifade edelim. Bir nevi onlarla irtibatta olalım manevi anlamda. Birinci sualim bu olacak hocam. İkinci sualim ise şu, siz de biliyorsunuz ki birçok kişi ben şeyhim diyor, şeyhi olmayanın mürşidi şeytandır diyen insanlar var hocam. O söz doğru yalnız. Evet, doğru. Fakat bunu maalesef istismar eden insanlar var hocam. Doğru, o evet. Da doğru. Yani istismar ettikleri için, şimdi sizin daha önceki sohbetlerinizde, konuşmalarınızda Seadet-i Ebediyenin de bir mürşidi kamil olduğunu ifade eden sözleriniz var hocam. Doğru. Şimdi ben de arkadaşlara bunu söylediğim zaman, tarikat ehli arkadaşlara, sen diyor şaka yapıyorsun, çok şakacısın, işte bu gibi şeylere inanma vesaire, kitaptan mürşidi kamil olur mu diye biraz tatlı şekilde latife yapıyorlar, alay ediyorlar hatta bazen, küçük görüyorlar ama ben de hüsnü zanlı yaklaşmaya çalışıyorum. Şimdi ortalıkta herkes şeyhim diyor, mürşidim diyor hocam. Dediği için de biz de en azından yani bunlara da pek güven olmuyor, görüyoruz. Dolayısıyla yani Saadet-i Ebediyenin mürşidi kamil olduğunu birkaç kelimeyle nasıl arkadaşlara ispat edebiliriz ve onun nasıl hücret olduğunu onlara anlatabiliriz? Sizden bunları istirham ediyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Size de Allah'a emanet olun. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Buyurunuz. Hayırlı günler. Buyurun. Cumanız mübarek olsun hocam. Teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun efendim. Sizinkinden mübarek olsun. Buyurun. Hocam, ben bir sorum var dedim ama sonradan 3 tane sorum daha oldu. 6-7 yıldır ben sizi dinliyorum radyonuzu ve televizyonlarda. Ve kitaplarınızı da çok şükür elhamdülillah nasip oldu. 2 yıldır da okuyorum. Tam İlmihal Saadetini okudum, bitirdim ama tekrar başladım, anlayamadım. Tekrar başladım. Çok iyi. Siz okumaya devam edin demiştiniz. Hocam gerçekten sizlerden Allah'ın kira razı olsun. Birçok şeyi bizi aydınlatıyoruz. Hocam, soruluma geçiyorum. Ehl-i Sünnet itikadını olmak için şartları nelerdir? Namaz kitabında 16. sayfasında sayfasındakiler bizlerde var. Ve böyle devam etmemiz gerekiyor mu? İkinci sorum, kaza namazlarım bitti. Kaza namazına devam etmeli miyim? Ve sünnetlerde niyet ederken ilk kazaya kalan farz namazımın kazayı kılmak diye mi niyet etmeliyim? Peki efendim. Üçüncü sorum da hocam.
fasık tesettürü olmayan bayanlara mı deniyor? Yani bunu biraz daha açarsanız çok sevineceğim. Yani fasık mıdır bu tesettürü olmayan bayanlar, uygunsuz giyinen erkekler? Ve son sorum da şu hocam. Benim babam vefat etti. 5 yıl oldum. Vefat etmeden önce mirasını biz 7 kız bir oğlanı kardeş olarak kızlara hiçbir miras bırakmamış. Sadece erkek kardeşine miras bırakmış. Sonra annem hayatta ama kızlar diyor ki anne bu abime söyle işte bizim de helallaşsın. Çünkü abim babamı herhalde söylemiş. Babam da ona göre yapmış bunu. Bir dakika bir şey sorayım. Noterden böyle bir şey mi yapmış? Vasiyetnamesi evet, mi var? Evet. Yoksa hayattayken tapuyu erkek çocuklarına mı aktarmış? Aynen. Arazilerimiz çok bizim. Bu arazilerin komple hepsini erkek kardeşim üzerine tapu yapıp ona vermiş. Yani evet, kızlara hiçbir şey vermemiş. Kızlar da kırılıyor. Abim bir de artık babama anneme bakmıyor. Kızlar bakıyor. Ama mirasını erkek kardeşine veriyorlar. Kızlar da bu yönden gönülleri kırık ama anneme yine bakmaya devam ediyorlar. Anneme de diyorlar ki hayattayken anne bu durumu düzelt, herkesten helallik al. Diyorum, genellikle ben diyorum. Çünkü bu sorumlulukla ahirete gitme diyorum. Annem de bu konuda karşı, erkek oğluna kalmasını istiyor. Ve kızlar da hakkını helal etmiyor bu konuda. Biz bu hakkını helal etmediğimiz şeyden sorumlu muyuz yani? Peki. Peki, teşekkürler. Hayırlı Allah günler efendim. Allah razı olsun hocam. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var galiba. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurunuz, hayırlı günler. Amin size de efendim. Hocam dua istiyorum eşim çocuklarım. Rabbim size de sevdiklerinizi de din ve dünya saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefeste iman selameti ihsan etsin inşallah. Amin hocam, cümlemizi inşallah. Sorularıma geçeyim hocam. Şimdi benim bankada biraz param var. Her ay hani 1000 lira falan veriyor. Hani ben bu parayı alıp kullanabilir miyim? Yani dinen bir mahsuru var mı? Geçen erkek kardeşimle konuştum. Dedi ki abla dedi bu hani %100 dedi hani faizdir. Yani dedi hani faizin hiçbir açıklaması yok yani. Yani dedi hani hani ben de sizin dediklerinizi dedim daha önce de sizden dinlemiştim. Yok diyor hani de öyle bir şey kesinlikle yok. Bir de hocam benim de aynı sorum var. Biz 7 tane kız, 3 tane de oğlanız. Benim babam da annem de hayatta ama babam hani bütün mirasını paylaştırdı. Hani kızlara bir şey yok dedi. Hani biz de zamanında bir tane erkek kardeşim büyüktü bizden. Biz hani hep beraber çalıştık. Hani bu yönden hak olur mu? Bir de babam bu Elmal Hamdi yazarın Kur'an meali kitabını okuyor hocam. Hani ben istemiyorum okusun. Geçen ona bir tane mektubatla Kıyamet ve Ahiret kitabı verdim. Hani hiç bizimle hani ilgilenmiyorlar. Hani sevgi hiç o zaten yok ama bütün çocuklara da hepsi hani namazlı, niyazlı. Hepsi yani ehl-i sünnet itikadında çok şey davranıyorlar yani. Hani, ama namazlarını da kılıyorlar hocam. Hatta gece bile kalkıp namaz kılıyorlar yani o derece. Annem de babam da. Tamam hani, efendim. De, kafaları rahat demek ki evlatları namaz kılınca. Yani hani konuşmak istiyoruz ama bu sefer bize diyorlar ki hani hakkımızı helal etmiyoruz. Biz de ondan korktuğumuz için bir şey diyemiyoruz hocam mesela. Mesela en büyük ablam annemle hani konuşuyor. Bak diyor annem böyle hani çocuklarına tamam. Sahip çık. Tamam, anlaşıldı efendim. Bir de hocam yes. Remziye ismi uygun mu? Ne? Remziye ismi. Uygun. Tamam hocam. Peki, teşekkürler. Hayırlı günler efendim. Hocam cumanız mübarek olsun. Hastalar falan var. Telefonunu arayanlar dua istiyorlar özellikle. Efendim, dinleyicilerimizden de. Sizin cumanızdan mübarek olsun. Rabbim ki can saadeti versin inşallah Teala. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri mübarek olsun. Cuma gününün feyzinden istifade etmeyi de Rabbim hepimize nasip ve müyesser eylesin. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimiz içerisinde hasta olanlar varsa veya yakınlarından hastalar varsa
Cuma gününün ve sevdiklerinin hatır ve hürmetine Ankara'yı bir zaman Rabbim onlara da şifa ihsan eylesin. Borçlu olanlar varsa eda nasip etsin. Dertli olanlar varsa deva nasip etsin. Sıkıntıda olanlar varsa sıkıntıları hayra tebdil etsin. Ferahlık versin. Cenab-ı Hak ahir zaman fitnelerinden bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza buyursun. Ve son nefeste hepimizi de iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Amin inşallah Teala. Efendim gelen dinleyicilerimizin suallerine. İlk dinleyicimiz, şimdi siz tahsis ettiniz. Efendim Hakikat Yayınları ile Hakikat Kitabı bir yayınları farklı. Hakikat Yayınları, İhlas'a bir alakası yok onun. Yayın evi ile kitap evi farklı. Evet. Yani bizim tavsiye ettiğimiz Hakikat Kitap Evi. Biz Hakikat Yayın Evi değil, biz Hakikat Kitap Evi'nin yayınlarını da tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla onu birbirine karıştırmamalı. Zaman zaman dinleyicilerimizden bu şekilde böyle o Hakikat ismi sebebiyle karıştırılıyor. Ama diyor ben diyor aldım o kitapta sizin dediğinizin tam tersi yazıyor. Hatta yayın evi de, yayın evi mensupları da bizi mahkemeye bile verdiler. İşte efendim bizim aleyhimizde konuşuyor falan diye. Aleyhte falan konuşmuyor. Bize gelen dinleyicilerimizin işte Hakikat Kitabı'nın yayınları mı dedi. Ha işte o falan diyor. Böyle sahtekarlık yapıyorlar. Biz o sahtekarlık deyince efendim bizim müessesesi lekeliyor. Lekeliyor değil. Doğrudan doğruya aynı şekilde yaptığınız sahtekarlıktır. Açık ve mert olun. De ki arkadaş o değil. Biz hakikat yayıncılığız. O Hakikat Kitabı bir yayının. Biz diyor muyuz aynı şekilde hakikat yayıncılığı? Evet evet odur diyor muyuz? Böyle bir sahtekarlık yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Sen de yapma. Mertsen, Müslümansan, samimiysen yapma. Doğruyu söyle. Ha vatandaş alır, almaz. O bizi ilgilendirmez. Sen de aynı şekilde yayını yaparsın, ben de yaparım. Vatandaş gelir, bakar, okur, dinler, tercihini yapar. Neticesine o katlanır. Dolayısıyla orada biz zaman zaman bu ikazı yapıyoruz. Bu ikaz da onları gocunduruyor. Gocunduruyor, gocunma. Hani bir şey var ya, abdestinden şüphen yoksa niye tereddüt ediyorsun? Demek ki abdestinden şüphen var. Bir tarafın aynı şekilde bozuk. Bozuk ki gocunuyorsun. Yoksa abdestinden şüphesi olmayan bir kimse niye gocunsun ki? Biz yıllardır mesela program yapıyorsun. Tam İbn-i Saad Tebedi kitabına saldıran, o kitabı alıp yakan, yırtan bir sürü kimse var. Ama bizim abdestimizden şüphemiz yok. O kitabın içerisindeki bildirilen bilgilerin aynı şekilde o bilgilerde herhangi bir tereddüdümüz de yok. Noktası virgülüne kadar hepsi doğrudur. Hepsi doğrudur. Dolayısıyla bundan emin olduğumuz için biz de okuyoruz, biz de onunla amel ediyoruz ve biz de anlatıyoruz. Kabul eden eder, etmeyen etmez, bizi de ilgilendirmez. Allah Teala peygamber göndermiş. İnsanlar o peygamberle kabul etmemek şöyle dursun. Savaştılar bile. İnsanlığın başlangıcından itibaren bu böyle. Benim elimde fırsat olsa tam İlmi Hasaret Ebediye kitabını okullarda mecburen okuttururum. İki şekilde. Birincisi dini bilgileri doğru olarak çocukların öğrenmesi için. İkincisi de ilmi halde bizim unuttuğumuz epey zamandır bir üslup var. Yani Türkçenin güzel kullanımı, böyle kendine has bir üslubu var, cümle kurmayı falan. Çocuklar bunları bilmiyorlar maalesef şu anda. Bunu öğrenebilmek için de örnek olarak İlmihal'i okuturdum yani. Çok ya, büyük faydası olurdu. Ya Mustafa Bey, bir arkadaş geldi anlattı. Dedi bildiğim kadarıyla komünist birisi dedi. Ama bir sebeple dolayı dedi, bir iş görüşme sebebiyle dedi, adamın ofisine gittik dedi. Ofisinde dedi, baktım dedi, arkada tam İlmihal var dedi. Ben güldüm demiş. Demiş niye gülüyorsun? Demiş o kitap ne arıyor sende? Ha demiş ben bunu tavsiye ediyorum demiş. Gençlere de. Niye demiş? Tamam demiş ben komünistim demiş. Fakat demiş. Türkçeyi en güzel bir şekilde bu kitap anlatıyor. Öyle. Ve demiş gençlere diyorum ki üniversiteye giden gençlere de demiş tavsiye ediyorum. Bu kitabı mutlaka düzgün Türkçe yazmak, düzgün Türkçe konuşmak, düzgün telaffuz etmek için tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabını okuyun. Ya şimdi inanarak okusak hem dinini öğreneceksin hem Türkçen doğru dürüst olacak, tamam mı? Evet. Doğru dürüst olacak. Ve bir de Saadet-i Ebediye kitabında kelimeler yani aslı Farsçaysa veyahut da Arapçaysa Latin alfabesinde o imlalar kullanmak suretiyle o yakın sesini bile yakalayabiliyorsun. Böyle bir özelliği var. Mesela Osmanlıca yazılış şekliyle namazdır.
Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kelimenin aslını muhafaza etmiş. Namaz demiyor, namaz diye yazıyor. Aa, bu yanlış yazıyor. Sen yanlış telaffuz ediyorsun arkadaş. Kelimenin doğru telaffuzu namazdır. Namazdır. Yazılış şekli Kur'an harfleri yazdığın zaman namaz diye yazılır. Doğrusu da bu. Ve oradaki kelimeler mesela yazarlar fekat diye. Tabii Arapça bir kelime. Fekattır o. Fakat değil. Sen uydurmuşsun aynı şekilde. Değiştir vermişsin. Mesela tövbe değil. Tevbe. Tevbe yazar. Tevbe. Yani doğrusu yazar orada. Ve bu kelimeleri doğru olarak okuduğun, doğru olarak telaffuz ettiğin ve bir de cümle yapısı var ki. Mesela bazen bir paragraf bir cümle. Ama o paragrafın içerisinde, tek bir cümlenin içerisinde virgülle ayrılan birçok hükümler de sıralanmış. O maharet ister, ilim ister, kabiliyet ister ve o Türk dilini, Arap dilini, Fars dilini, neyse o dillere hakimiyet ister. Şimdi cahil olan taşlar. Cahilin taşlamasına bir şey diyemez. Adam zır cahil. Tabii. Kalkmış buna şey yapıyor. Tabii. Yani ilmihale. Ya komünist anlamış yani bak. Yani. Komünist anlamış. Diyor ki ben diyor yani Türk'üm, Türkçe konuşuyorum. Tamam diyor, hani de dine inanmıyorum, komünistim ama diyor Türkçeyi, konuştuğum dili en güzel bir şekilde anlatan ve ifade eden tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabı diyor. Ve Hakikat Kitabevi yayınıdır bu. Hakikat Kitabevi yayınıdır. Şimdi diğerleri böyle adam mesela ben Arapça biliyorum falan, Türkçe bilmediği için tercümeleri berbat anlaşılmıyor. Zaten o tercüme ettiği hani dili bilmiyor, tercüme edilen dile hakim değil ve bir de o ilimde söz sahibi değil. Onun için acayip garayip bir şey olmuş. Hani zaman zaman anlatıyoruz ya, Mezahib-i Erba kitabını adam tercüme etmiş, iddiası var. Diyor ki bunu diyor Arapçaya çevirsen aynısı çıkar. Ahmak adam, kelime kelime tercüme etmişim. Oradaki murat nedir? Neyi anlatılıyor? Ve bir de Mezahib-i Erba yazıldığı zaman Arapçadaki o kelimeye hangi anlam yüklenmiştir? Çünkü Arapçanın da lehçeleri var. Türkçenin de lehçeleri var. Ya Azeri lehçesiyle Anadolu lehçesi arasında fark var. Biz diyor ki uçak indi. Onlar diyor ki uçak düştü. Tamam. Biraz sonra diyor uçak düşecek diyor. Havalandan iniş yaparken biz iniş diyoruz. Onlar düşüş diyor. Yani iki kelimeye farklı anlam yüklenmiş. İkisi de Türkçe bunun. Dolayısıyla Arapça'da da var bu. Mesela ben Saadet-i Ebediye'de dikkat ettim. Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmek için, dil olarak anlayabilmek için sadece Arapça değil, Kureyş lehçesini bilmek lazım diye. Kureyş lehçesini bilmek lazım. Mesela bazen Mısırlı ile Suudlu anlaşamıyor. Mısırlı ile Suudlu ikisi Arapça, konuşuyor bunun. Ama anlaşamıyor, lehçeleri farklı. Dolayısıyla efendim çok güzel bir konuya temas ettiniz. Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabını en azından, yani Türkiye'desin, Türkçe konuşuyorsan Türkçe'yi iyi anlayabilmek için Saadet-i Ebediye kitabını okuman lazım. Şimdi dinleyicimizin bir suali vardı. Dedi ki Başlayabilirsin. Yani. Peki. Bugün sözümü kesmeyecek. Bu kitabı okudukça hendekte Evliya-i Kiram'la dedi zamanımızda şey, peki dedi nasıl irtibat kurdu? Biz Saadet-i Ebediye kitabını okuyunca otomatik olarak o kitabı hazırlayan zatın kalbiyle bizim kalp bağlantıya getirir. Senin haberin olsun olmasın, bu bir. Saadet-i Ebediye kitabında mesela konu anlatılırken diyor ki İbn-i Abi'nin de buyuruldu ki Muhammed Refami Hazretleri Riyad-ı Nasihinde diyor ki Hadika'da deniyor ki Abdülkanin Ablusi Hazretleri buyuruyor ki İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Muhammed Masum Hazretleri bu konuda mektubat kitabında diyor ki ne oldu şimdi? Birçok kitap, birçok İslam alimin ismi zikredildi. Ya bunların isimleri otomatik olarak zikredilince ruhları haberdar olur biliyor. Otomatik olarak. Bu benimle bağlantıya geçen kim diye dönüp bakar ve onun kalbindeki nur sana akmaya başlar. Benim kalbim çift çarşısına dönmüşse, o gelen nurlar azar azar geliyorsa, birden temizlenmez o. Onun için mükatebe, nısf-ı mükaleme denmiş. Ne demek? Kitap okumak sohbetin yarısıdır. Öyleyse ben İmam-ı Rabbani Hazretleri ile bir saat sohbet edeceksem o zatın kitabını iki saat okumam lazım. Bu zat da öyle diyor ya. Soruyu soran da öyle diyor ya. Ne kadar okumam lazım? Valla ne kadar ihtiyacım varsa o kadar oku. Yani en azından günde bir sayfa, hatta Hüseyin Hilmi Efendi işte 8 sayfa, 9 sayfa, 10 sayfa değişik nakiller buyurmuşlar talebelerin hallerine göre. Okumak gerekiyor. Çünkü zamanımızda küfür çok şiddetli. Ve bir de işte kitap mürşit olur mu? Kitap bu zamanda mürşit olur. Evet, kitaptaki canlı gibi değil. Fakat mürşit ne demek? Yol gösteren demektir. Saadet-i Ebediye hem itikat, iman itibariyle hem amel itibariyle yol gösteriyor. Kalbin nasıl temizleneceğini, imanın nasıl düzeltileceğini, amellerin nasıl düzeltileceğini,
anlatıyor ve gösteriyor. Bunun için ona mürşit deniyor. Bunun için rehber deniyor. Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabına. Efendim hayattayken Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh, tabii oradaki o bilgileri bir de onu tatbik ediş şekli vardı. Tatbik ediliş şekli var. Yani kitapta okuduğunla o bizzat mücessem olarak, yalın olarak görme var. Elbette ki faydalı. Ama bu zamanda öyle bir kimse yok. Yok gibi. Onun için de kitaptaki bilgileri alacağız, hayatımıza geçireceğiz. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Sayın dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, insanların nefsi cimridir. Cimrilik, Allahü Teala'nın kuluna ihsan ettiği malı, ilmi ve bütün iyi şeyleri, dinin ve mürüvvetin, yani insanlığın vermeyi emrettiği yerlere vermemek yahut vermesi kendisine zor gelmek demektir. Zira Şakik-i Belhi Hazretleri, Allahü Teala'nın verdiği nimetlerden mahlukuna faydalı olanları vermekten kaçınan cimridir buyurmuştur. Dinin vermeyi emrettiğini vermeyenler daha çok cimridir. Zekatı vermeyen, çoluk çocuğunun nafakasını, geçimini temin etmeyenler veya bunları yük sayarak yapanlar böyledir. Bunlar tabiatlarında cimridirler. Zoraki cömert olmaya çalışırlar veya mallarının döküntüsünü yahut istemeyerek orta derecede vermek isterler. Yiyeceği çok olduğu halde aç komşusuna vermemek, önünde yemek varken uzaktan bir fakirin geldiğini görüp yemeği saklamak, mürüvvete yani insanlığa aykırı olup cimriliktir. Yusuf Sinanüddin Hazretleri buyurdu ki, cimrilik sadece malı tutmak, onu hayır yerlere sarf etmemek değildir. İbadetlerini yapmayan kimse nefsine cimrilik ettiği gibi Resulullah Efendimizin ismi şeriflerini duyduğu halde salatu selam okumayan, Müslüman kardeşine rastlayıp selam vermeyen kimse de cimrilik etmiş olur. Ebu Hafs Haddad Hazretlerine cimri kime derler diye sual edilince, İhtiyaç anında başkasını düşünmeyene diye cevap vermişlerdir. İnsanların nefsi cimridir, tamahkardır. Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta inatçıdır. Cimriliğin altında mal sevgisi, uzun yaşama arzusu ve çoluk çocuk sevgisi yatmaktadır. Alimlerden bazıları cimriyi ipek böceğine benzetmişlerdir. Bu böcek gayet kısa olan hayatında nefsini korumak için bütün çabasını harcayarak bir koza yapar. Sonunda yaptığı kozanın içinde ölür de o kozadan başkaları faydalanırlar. Bir kimse bir iş için bize muhtaç olduğunda kıskançlık edip o şeyi ona öğretmez veya muhtaç olduğu şeyi vermezsek cimrilik etmiş oluruz. Cimrilerin en kötüsü Müslümanlara emri maruf ve nehi münker yapmayan, onlara dinlerini öğretmeyen veya yanlış öğretenlerdir. Peygamber Efendimiz, bahil, cimri olanlar her ne kadar zahid olsalar da cennete giremezler buyurmuştur. Peygamber Efendimiz bir başka hadisi şeriflerinde de cimrilikten sakınınız. Çünkü cimrilik sizden öncekilerin helakine sebep oldu buyurmuşlardır. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, günahların büyüğü üç tanedir. Bunlar bahillik, haset etmek ve riyadır. Zeynül Abidin Hazretleri, oğlu Muhammed Bakır Hazretlerine hitaben buyurdu ki, ey oğlum, şu kimselerle arkadaşlık etme. Zira fasık kimse seni bir lokma ekmek için terk eder. 1. Cimriyle arkadaşlık etme. Cimri senin çok muhtaç olduğun şeylerini elinden almak ister. 2. Yalancıyla arkadaşlık etme. Yalancı da fasık bir kadına benzer. Senin yakınlarını senden uzaklaştırmak ve senden uzak kimseleri sana yaklaştırmak ister. 3. Bir de sıla-i rahmi terk edenlerle arkadaşlık yapma. Zira onlar Kur'an-ı Kerim'in 3 ayetiyle lanetlenmiştir. Bişri Hafi Hazretleri,
cimrinin yüzüne bakmak insanın kalbini karartır buyurmuştur. Bekr bin Abdullah Müzeni Hazretleri de bir kimsenin cimrilik huyuyla öfke duygusu körelmedikçe mütteki sınıfına geçemez buyurmaktadır. Hatimi Esam Hazretleri cimri birinin hastalandığı zaman sadaka dağıttığını görünce "Allah'ım bu kulunun hastalığını devam ettir. Çünkü bunun böyle sadaka dağıtması kendi günahları için kefaret, fakirler için de daha faydalı olmaktadır" diye dua etmişlerdir. Netice olarak kul emanetçidir. Emanetçi kendine emanet edilene sahiplenemez, bu benimdir diyemez. Kendisine verilen mal, ilim, güzel huy ve iyilikler nereye verilecekse oraya vermekle mükelleftir. Çünkü insana verilen her şeyin ahirette hesabı vardır. Herkese bunu niçin yaptın, niçin söyledin, niçin verdin diye hesap sorulacaktır. Onun için cimrilik de kötü huylar gibi dinimizce men edilmiştir. Hatta cennete giremez buyurularak bunun çirkinliği, kötülüğü bildirilmiştir. Elbette ki cimri de bedelini ödeyince, cezasını çekince, eğer imanlı olarak vefat etmişse sonunda cennete girecektir. Hayattayken vermeye alışmalıdır. Zira bir gün en kıymetli şeyimizi, yani canımızı, ruhumuzu vereceğiz. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, birinci bölümdeki ikinci dinleyicimiz Ehl-i Sünnet itikadının dedi şartları. Mesela Takkit kitabın yayınladığı namaz kitabında dedi, maddeler halinde bildirilmiş. Bu mu? Evet, mızrak değil maddeleri var. Ana hatları itibariyle İslam alimleri ya neydi ne değildi falan değil. Önümüze koyuvermişler. Ha bakacağız dedi, bizim dedi halimiz buna uygun tamam, işte Ehl-i Sünnetiz ya biz. Onlardan birisini aykırı hareket edersek Ehl-i Sünnet dikkatinden çıkarız. Mesela Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarında yazarken, Eshab-ı Kiram efendilerimizi anlatırken bir şey buyuruyorlar. Ehl-i Sünnet itikadında olanlar Eshab-ı Kiram'ın hepsini sever. Ha birini çok sever, birini az sever ama düşman olmaz buyuruyor. Ama düşman olmaz. Hani birini çok sevmesi, öbürsünü az sevmesi o insan tabiatı gereği. Mesela birisi kalkar Hulefai Raşid'den Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri'ni çok sever. Öbürüsü Hazreti Ömer'i çok sever. Bir başkası Hazreti Osman'ı çok sever. Bir başkası Hazreti Ali'yi radıyallahu anh çok sever. Özellikleri onun daha çok hoşuna gidiyordu. Tabii. Bazı özellikleri. Şey bile Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam evlatlarından, torunlarından Hazreti Hasan'ı, Hazreti Hüseyin'i. İkisi de aynı şekilde evladı Resul. Cennet gençlerindendir. Ama bizi yani yaratılış itibariyle Hazreti Hasan radıyallahu anh Hazretleri çok hoşuna gidiyordur. Onu Hazreti Hüseyin'den daha çok seviyordur. Bu men edilmemiştir. Ve Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hanımları, annelerimiz, Hazreti Hatice validemizi birisi çok sever, birisi Hazreti Ayşe validemizi çok sever, öbürsü Hazreti Zeynep validemizi, o olabilir, onun herhangi mahsuru söz konusu değil, herhangi mahsuru söz konusu. Yani sevmek emredilmiş ama düşman olmak değil. Bu Ehl-i Sünnet'in şiarıdır, Ehl-i Sünnet'in ölçüsüdür. Bunun için de efendim Hazreti Muaviye'ye, Amr İbni As'a, Sa'd bin Ebi Vakkas'a ve Hazreti Ubeyre, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye dil uzatan Ehl-i Sünnet değildir. Mesela Şiilerin birçok fırkası Hazreti Ubeyre, Hazreti Osman, Hazreti Ömer'e düşmandır. Hatta Rafizi kolları var. Eshab-ı Kiram'ın tamamına düşmandırlar. Hariciler var, Hazreti Ali'ye düşmandırlar. Bunlar Ehl-i Sünnet'le alakası yok. Yani bu bariz bir ölçü olarak bildirilmiş. Biz hepsini sever miyiz? Evet, hepsini severiz. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani nikah bağı ile kendisiyle aynı şekilde akraba olanlar var. Eshar deniyor onlara. Mesela Hazreti Muaviye Peygamber Efendimiz'in kayınbiraderidir. Ve vahiy katibidir. Mesela İmam Rabbani Hazretleri gibi zatlar bu zata dil uzatmak Kur'an-ı Kerim'e dil uzatmak olur. Çünkü vahiy katibi ya. Sen buna hakaret ettiğin zaman ta nereye gidiyor iş? Ta nereye gidiyor iş? Efendim Eshab-ı Kiram birbirleri arasında harp etti. Doğruyu ve hakkı bulmak için yaptılar onlar. Nefslerini uyarak yapmadılar. Bu da Ehl-i Sünnet alimlerini okursan aynı şekilde anlarsın onu. Yoksa adam kendi gibi düşünüyor onu. Dolayısıyla namaz kitabında mızrak değil mahalde bildirilen ölçüler aynen öyle. Onlara riayet etmemiz gerekiyor. Dinleyicimiz kazan bitti dedi. Devam etmeli mi? Efendim Allah-u Teala rahmet eylesin. Annem, babam, babaannem küçüklüğümüzden itibaren bize namaz kıldırdılar. Ama ben tam İlmi Hasadet'te bildiği kitabını okuduktan sonra sünnetleri yerine, sabah namazının sünneti hariç. Çünkü
vacip makamda diyen alimler var. Hep kaza kılmaya devam ettim. Boş zamanlarımda da kıldım. Üzerimde kaza borcum kalmadı. Ama Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hayatını anlatıyor. Yani Sibyan Mektebi'ne gidiyor. Kazaya kalan bir namaz borcu yok. Annesi babası çok sıkı bir şekilde şey yapmışlar. Yok. Ama ömür boyu da sünnetleri kılarken kazaya niyet ediyordu bu saat. Enver abi de öyleydi. Enver abinin babası Nazif Efendi, Allah-u Teala rahmet eylesin. Yani namaz kılmayan çocuk bana lazım değil diye. Pataküte girişirdi bize dedi. Kendi anlattıydı. Şimdi hal böyleyken Enver abi de kaza kılmaya devam etti. Ve Saadet Ebedi'yi dikkatli bir şekilde okudum. Ha biz ahir zamandayız. Bizim abdestimizde olsun, namaz kılar konusun, yatağı direkt bir şey yani bir hata var. Ve bir de mesela bir şey naklediliyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri abdestin müstahaplarından, sünnetlerinden birisini 40 sene sonra öğrenip 40 sene namazını aynı şekilde kaza ettiği bildiriliyor kitaplarda. Şimdi mezhepsizler namaz kılmadığı için olur mu canım öyle öyle falan diye başladılar aynı şekilde şey yapmaya. Kendisi gibi zannediyor öyle. Kendisi gibi ahmak zannediyor herkese. Onlara bizim sözümüz yok. Allah da onlara da hidayet nasip etsin. Dolayısıyla yani bu kitabı hazırlayan zat böyle davranıyor, biz de böyle davranıyoruz. Çünkü bir eksiğimiz, bir noksanımız elbette olabilir. Zaten biz sünnetlere kaza diye niyet edince ona sünnet diye niyet edilmesi emredilmemiştir. Kaza diye niyet etse yine sünnet sevabı hasıl oluyor. Öğle namazının 4 rekat farzından önce 4 rekat namaz kılmak sünnet. Biz de kılıyoruz. Sünnetler terk edilmiyor. Ha bazı ahmaklar da bunu anlamıyor. Sünnetleri terk ettiriyor diye bağırıyor. Onlar da ahmağın teki. Dolayısıyla ömür boyu devam edeceğiz. Peki nasıl niyet edeceğiz? Mesela öğlenin sünnetine niyet edeyim Allah-u Teala'nın rızası için ilk kazaya kalan öğle namazının farzına ve öğle namazının ilk sünnetine diye de edilebilir. Oflu Muhammed'in Emin Efendi Necatül Mümin'in kitabında bunu yazıyor. Bunu yazıyor. Hatta Karadeniz olup da kendilerini hoca zannetip de olmaz öyle şey diyenler var. Ya Karadeniz işte Oflu Muhammed Emin Efendi Fatih Camii'nin kıble tarafındaki hazirede metfun muzat. Bizden işte 80-90 sene önce yaşamış, vefat 100 sene etmiş. 100 sene yaşamış. Kitabında Osmanlıca kitabı var bu. Bizde de var o Oflu Muhammed Emin Efendi'nin kitabında. Açıkça yazılı. Hatta kenar haşiyesinde kaza namazı borcu olan sünnetler kabul olmaz diye de açıkça yazılı. Yani itiraz edenler de aynı şekilde oturup bir düşünmesi lazım. Ha ben onu beğenmiyorum. Sen kimseyi beğenmiyorsun. Kendinden başka. Başka kitaplarda da yazılı canım. Yazılı. Onu beğenmiyorsan öbür oku. Allah Teala selamet versin, hidayet versin. Ne diyelim başka bir şey yok. Dolayısıyla ömür boyu buna devam edeceğiz. Ve ilk kazaya kalan öğle namazının farzına, ilk kazaya kalan ikindinin farzına, ilk kazaya akşam namazı farzına devam edeceğiz efendim. Bir de dinleyicimiz İncehali bir dikkat bir suali var. Efendim fasık kime denir? Erkek veya kadından. Mesela açık gezen kadına fasık denir mi? Efendim onu Allah Teala'nın haram ettiğini, yasak ettiğini biliyor. Çevresi, durumu, şartları sebebiyle bundan üzülüyor, sıkılıyor. İse tamam zahiren bu açıktır. Zahiren açıktır. Yani kitaplarda bu şekilde böyle olunca fasık denir. Ama üzülüyorsa bunun imanı gitmez. Bu mümindir. Bu mümindir. Hatta belki de bilemem şartlar değiştiği zaman onun aynı şekilde o üzülmesi, o sıkıntısı öbürsünün ibadetinden daha çok Allah-u Teala'nın hoşuna gidebilir. Çünkü mülk Cenab-ı Hakk'ın bunu hiçbir zaman unutmamalı. Erkeklerden de giyim itibariyle edep yerlerini açarak aynı şekilde hareket ederse, kadın da aynı şekilde. Yani aleni açıkça yapıyorsa bunu fasık denir. Kitaplar böyle yazıyor. Ama fasığa kafir denmez. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Ama efendim işte Saadet Ebedi'ydi. Dikkatli okumalı. Şimdi Saadet Ebedi'ydi deniyor ki küçük günahlara ısrar etmek büyük olur. Büyük günahta ısrar küfür olur. Büyük günahta ısrar küfür olur. Senelerdir beraberce Tekeret FM'de, Tekeret Televizyon'da yayın yapıyoruz. Aynı kattayız. Buraya gelenler siz de görüyorsunuz. Tekeret FM'de çalışanlar da görüyorsunuz. Nice böyle hani saçını kız gibi uzatmış erkek. Ondan sonra ve açık saçık aynı şekilde kadın kız şey yapıyor falan. Bakıyorsun yani Allah Teala'nın isminden bazen şey yapınca utanıyor, sıkılıyor, özür diliyor. Hani burada bir Tekeret FM'de çalışıyordu falan. Ben de yemin kefareti için dinen fakir misin deyince böyle bir mahcup oldu, bir utandı. Ben dedi çok fakirim dinen dedi. Yani dedi açığım dedi. Ondan sonra namazda kılamıyorum dedi. Ben çok fakirim. Ya kadıncağızın o üzüntüsüne ben üzüldüm yani. Yanlış anlamasına rağmen. Evet. Şimdi ben şaştım kaldım. Ya Rabbi dedim hani okuluna bir hidayet gelir. Seni beni geçer ya. Yani.
seni beni geçer. O üzüntü sebebiyle Cenab-ı Hak bir hidayet nasip eder. Tanıyamazsın bile. Tanıyamazsın bile. Onun için yani tamam fıskı sebebiyle açıkça aleni günah işliyorsa fıskı sebebiyle sevme deniyor. O sevme ama git de tepesine vur, hakaret et demiyor dinimiz. Cezasını ben veririm buyuruyor. Ya kafire bile aynı şekilde küfrünü sevme buyuruyor. Yoksa boyu, posu, şekli, şemali itibariyle öyle bir şey diyemezsin. Onu yapamazsın. Dün de bahsetmiştiniz. Birkaç sorum olmuştu hocam bu fasıkla ilgili olarak. Aslında onun bir sebebi vardı. O da ne? Bazı insanlar var ki böyle işte namaz kılan insanlara böyle elinde şey bir boya fırçası, hı, siyah bir boya. Fasık, fasık, fasık diye böyle millete onu sürüyor. Yani bu kimsenin elinde olan bir şey değil. Yani sana o yetkiyi, fasık ilan etme yetkisini veren filan mı oldu yani? Hiç. Yani her önüne gelen, namaz kılan insana bile fasıklık yaftası yapıştıranlar var. Yani böyle kendisini çok fazla böyle şey görüp de. Adam farkında değil. Farkında değil. Mesela birisi açık geziyordur. Veyahut da erkek şortla dolaşıyordur. İşte gördün mü bu falan diye tepeden bakıyor. Adam farkında değil. O haramdır, günahtır. Onun haram ve günah olduğunu bilir, ezikliğini hisseder, tövbe istiğfar eder. Fakat sen kibre kapılmışsın be arkadaşım ya. Allah-u Teala diğer günahlara sıfatlarıyla düşman. Ama kibirliğe zatıyla düşman. Bunun en canlı misali iblistir buyuruyor. İblistir. Nice ilahiyatçı, nice ayin çekili din adamı imansız gitmiştir ya. İmansız gitmiştir. Niye? Demin dediği şekilde. Aa, ben işte program yapıyorum, ben işte ilahiyatçıyım, ben vaaz ediyorum, ben akademik kariyerim var, benim sakalım var, cübbem var falan. Benim havasıyla. Dışındakiler fasıktır. Benim yetkim var, sen fasıksın, sen cennetliksin. Kimse kimseyi demez. Böyle bir şey yok çünkü iman son nefeste belli olur. O son nefese kadar ne olacağını bilemezsin. Ve bizim vazifemiz de insanlara aynı şekilde doğruyu iletmektir. Başka bir şey değildir. Efendim hadis-i şerif var Mustafa Bey. Ölümüne bir karış kala. Kafirdi. Cenab-ı Hak hidayet nasibiydi. İman etti. Geçmişini sildi. 0 kilometre de ahirete gitti. Sen de aynı şekilde elinde yağlı boya. Bu fasık, bu kafir, bu bilmem ne diye. Yamadın durdun. Sen de aynı şekilde bir karış kala imanını kaybettin. Sen cehennem, o cennete. Ne oldu şimdi? Ya. Elindeki fırçayla gittin. Tabii elindeki fırçayla gittin. Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin ya. Hayır eylesin. Onun için Allah-u Teala'nın kullarına, hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, daha biz o zaman tekerleti falan yoktu o zamanlar. Ben milli eğitimdeydim. Daha o zamanlar buyuruyorlardı. Efendim kızacak insan kalmadı artık diye. Kızacak insan kalmadı. Efendim dinleyicimiz babam dedi kızlara miras bırakmamış. Öbür dinleyicimiz de aynı şeyi söyledi. Efendim hayattayken vermiş. Evet. Hani kitaplarda öyle yazıyor ama bu adaletsizliktir. Bunun altında yatan erkek evlatı kayırmak. Kızı evlat hesabına katmamak. Mal dışarı çıkmasın, gitmesin. Ama bunun hesabını verir, bunu yapan. Öbürüsü de öyle, öbürüsü de öyle. Hani dedi annem de yanaşmıyor. Hidayet nasip etsin, ben onu anlamıyorum. Hani ilk dinleyicimiz diyor ya, annem de diyor duyunu hala diyor işte erkek çocuklarda kalsın mal, aman ha onlara şey yapmayın diyor. Kendilerine bakmadıkları halde. Bakmadıkları halde, ya sen kadınsın ya, değil mi? Yani bir de kızlarını düşün. Bir de kızlarını düşün. Efendim son dinleyicimizin bir sual daha vardı. Bankada param var, işte fazlalığını veriyor. Efendim bu konuda tam ilmen saatte bildiğin faiz ve banka bahsi var. Şunu bunu söylediğine değil. O bahsi tekrar tekrar okumalı. Çünkü Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra İslam ahkamının tatbik edildiği hiçbir ülke yok. Yeryüzünde kafirlerin kurduğu sistem hakim. Bu sistemde bankanın vermiş olduğunu fazlalığı almanın caiz olduğu orada yazılı hadis-i şerifte zikrediliyor. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.